Bu yıl bahar biraz geç de olsa geldi. Baharın gelmesiyle her yerde bahçeler hazırlanmaya, fidanlar dikilmeye başlandı. Fidanların seçimi ve dikilmesi konusunda uzmanlar üreticileri uyarıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İşletme Müdürü Doktor Eda Ayanoğlu, üreticilerin sertifikalı fidanları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Öncelikle mutlaka sertifikalı fidan tercih etmeliyiz. Sertifikalı fidan demek, bakanlık tarafından kontrolleri yapılmış, mutlaka ismine doğru ve hastalık ve zararlıdan ari fidan demektir. Böyle fidanları kullandığımız zaman biliyorsunuz bir meyvenin elde edilmesi en az 3-4 yıl sonucu görebilmemiz fidana diktiğimizden itibaren 3-4 yıl boyunca verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi adına sertifikalı üretim yapan işletmelerden almayı tercih etmeliyiz. Peki sağlıklı ve iyi fidan nasıl oluyor? Mutlaka küçük fidan tercih etmeliyiz. Yani 1 yaşındaki fidanlar bizim için ideal fidanlardır. Neden? Çünkü çevre koşullarına adapte olması için fidanın çok daha az su kaybetmesi gerekiyor dikimden itibaren. Dikimi yapılan fidanların mesafesi de oldukça önemli. Bu diktiğimiz fidanlar dut fidanı. Dut da sıra arası ve üzeri mesafeler en az 10 metre bırakılmalıdır. Çünkü çok güçlü taşlanan bir bitkidir. Kiraz gibi daha küçük taşlı bitkilerde ise bu ara 8 metre civarında olmalı. Uzmanlar fidanlarda kök budaması ve dikim konusunda da üreticileri uyarıyor. Öncelikle tuvalet budaması dediğimiz kök budamasını yapmalıyız. Bunu neden yapıyoruz? Köklerde herhangi bir sökümden sonra hava alma vesaire varsa hem onlardan bitkiyi kurtarmak, yani kök uçlarının kurumuş olması riskine karşı yapmak, hem de dikim yaparken çukurumuza daha düzgün yerleştirebilmek adına tuvalet budamasını yapıyoruz. Bu şekilde saçaklanmış kökleri belli uzunluklardan kestikten sonra çukurumuza yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey aşı yerimiz, bakın. Mutlaka aldığımız fidanların bir aşı noktası vardır. Bu aşı noktası güneye, aşımız kuzeye doğru bakmak durumunda. Bunun nedeni de kuzeyden esen rüzgarların fidanımıza zarar vermemesi. Bu şekilde yerleştirdikten sonra toprak dolduruyoruz. Bitkinin altını toprakla iyice doldurduktan sonra sıkıca çiğniyoruz ki toprakta hava kalıp bitkinin kökleri hava almasın ve bitkinin kurumasına engel olmak için. Dibini doldurduktan sonra ayağımızla iyice fidanı çiğniyoruz ve çanak oluşturuyoruz çevresinde. Dikimi yapılan fidanlara mutlaka can suyu verilmesi gerekiyor. Çanak oluşturduktan sonra mutlaka can suyumuzu veriyoruz. Ve bitki 80-90 santimden tepesinden bitkimizi kesiyoruz ki bu noktadan itibaren taşlanma başlasın. Özellikle bahar dikimi yaptığımız bitkilerde sulamamıza çok dikkat ediyoruz. Can suyunu mutlaka verdikten sonra 10-15 günde bir mutlaka Ağustos'a kadar bitkimizi sulamaya devam ediyoruz.